Her hafta çarşamba günleri cumartesi semt pazarında kurulan Hanımeli Pazarı, ev hanımlarının el emeği göz nuru yiyeceklerini sergilediği bir buluşma noktasına dönüşüyor. Satış tezgahlarından yükselen mis gibi kokular bölge sakinlerini çekiyor ve çarşamba günlerini bu özel pazar yerinde geçirmeye davet ediyor. Ev hanımları kendi hazırladıkları yöresel lezzetlerini sunarak hem gelir elde ediyorlar hem de geleneksel mutfakları yaşatıyorlar. Pazarda satış yapan ev hanımları, ev yapımı lezzetlere ilgi duyanları Hanımeli semt pazarına davet ediyor. Her çarşamba, cumartesi semt pazarına kurulan Hanımeli pazarındayız. Burada satış yapan kadınlar her çarşamba Aksaraylı vatandaşları Hanımeli pazarına bekliyor. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Gülhan Pınar. Burada neler yapıyorsunuz Gülhan Hanım? Ablam elimizden gelen her şeyi yapıyor. Ne becerebiliyorsak, ne ediyorsak yapıyor. Neleriniz var tezgahlarınızda bugün? Her şeyimiz var, aklına gelirse. Yaş pastalarımız var, mantılarımız var, keklerimiz var, kurabiyelerimiz var, her şeyimiz var. Burada evde yaptıklarınız ürünle aile bütçenize katkı da sağlıyorsunuz. Yani. Allah bereket etsin, yani şey ettiği kadar talep oluyor. Talep nasıl peki? Talep bu ara her şey çok pahalı, yok. Zor. Peki, soğuması etkiledi mi? Havadan soğuması da müşteri gelmiyor. Zor. Etkiledi. Ne yapması gerekiyor sizce bunun için bir çözüm? Yani herkes kendi bilir de şura kapansa iyi olur. Peki vatandaşlar buraya talep olarak nasıl? Talepleri iyi mi? Haftanın bir günü kuruluyor bu pazar. Pek çok gelen olmuyor önce yazın gibi yani. Bilmiyorum soğudu ondan mı oluyor başka bilmiyorum yani. Buyursun herkes gelsin el emeği, göz nuru, tertemiz. Temiz koşullarda yapılıyor yani. Talep çok güzel. Özellikle öğle arası bayağı müşterilerimiz var, öğrencilerimiz var. Bayağı yani güzel işlerimiz var şükür. Peki ne kadar şu anda burada bir gözlemenin fiyatı ve buradaki yapılan gözlemelerin, buradaki yiyeceklerin dışarıdaki yiyeceklerden farkı nedir? Yani burada gözleme fiyatlarımız bugün itibariyle 40 lira yaptık. Çünkü bizim de artan maliyeti. Bizim burası yine hesaplı. Biz sadece şunu istiyoruz ki insanlar hani çarşamba günleri bizi tercih etsinler. Ya biz de evimize, ev ekonomisine katkıda bulunmak için buraya geliyoruz zaten. O yüzden de hani bizi tercih etmelerini rica ediyoruz. Sizin tezgahınızda bugün neler var? Benim tezgahımda bugün el açması baklavalarım var. İçli köftem var. Kurabiye çeşitlerim var. Yaprak sarması, lahana sarması. Bunlar mevcut. Peki talep nasıl buraya? Buraya talep gayet güzel. Çarşamba günleri bütün vatandaşlarımızı bekleriz. Bütün ürünlerimiz evde yapılıyor. Her şey güzel seçiliyor. En özelinden, en güzelinden diyeyim. Çarşamba günleri vatandaşlarımızın burayı talep etmesini isteriz. Restoranlar, kafeler değil de bir de burayı değerlendirmelerini çok isteriz. Peki buraya talep var mı? Talep de iyi de vatandaşlarımızdan biz çarşamba günleri bize katkıda bulunması için burada olsalar memnun kalacağız. Peki dışarıdaki ürünlerden farkı ne buradaki ürün? Buradaki hanımların ellerinde özel yapılıyor yani. Tadı belli, yağısı belli, kullandığı her şey belli. Yani her şey güzel burada. Hanımların el becerileri. Yani biz de evimize katkıda bulunuyoruz. Çarşamba günleri burayı tercih ederse Aksaray halkına çok teşekkür ederiz. Burada her çarşamba günleri cumartesi pazarının içinde el emekleri, el lezzetleri. Yani el açması baklava, el açması su böreği dinmesi, yaprak sarması, elmalı kurabiye. Yani aklınıza gelebilecek her şey. Dışarıdaki ürünlerden farkı nedir buradaki yiyeceklerin? Ya el emeği, el lezzeti, anne eli diyelim ben. Öyle söyleyeyim. Peki vatandaşlarımıza talep nasıl buraya? Çarşamba günleri güzel oluyor. Yani mesela şöyle söyleyeyim size, çarşamba günleri bir lokantadan ya da başka bir yerden yemek yerine gelip burada el lezzetlerini tatabilirler.